İyi günler, Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan Ulusal Meclisi'nin Aralık 2023'te yapılacak 3. dönem seçimleri öncesinde Batı Ermenistan evlatları Aram Stepanyan. Batı Ermenistan Ermenileri sorunu üzerine. Bakü, Artsakhlı Madat Babayan hakkında suçlamada bulundu. Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi eş raportörleri İzleme ziyareti için Doğu Ermenistan'a gelecekler. Açıkça hukuka aykırı bir şekilde Bakü'ye devredilmeye çalışılan sözde yerleşim bölgelerinin askeri önemi büyüktür. Rafik Ortoşan, Bakü'de siyaset yeni değil, her yerde. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu ve Sena Armenia TV bir kez daha parlamento adaylarını tanıtarak potansiyel seçmenlerinden adaylarımıza onların biyografilerine ve Ermenistan devletinin güçlenmesine yönelik yürüttükleri faaliyetlere daha fazla dikkat etmelerini ve seçtiğiniz adaya oy vermenizi istiyor. Kampanya sonu olan 15 Kasım 2023'e kadar her gün milletvekili adaylığına başvuran kişilerin kısa verilerini televizyonumuz sizlere sunacaktır. Edward Abrahamyan, Batı Ermenistan Parlamentosu'nun 3. dönem parlamento adayı. Ne Vasilyan, Batı Ermenistan Parlamentosu'nun 3. dönem parlamento adayı. Vartan Zaranikyan, Batı Ermenistan Parlamentosu'nun 3. dönem parlamento adayı. Zaruhi Khachaturyan, Batı Ermenistan Parlamentosu'nun 3. dönem parlamento adayı. Samvel Gasparyan, Batı Ermenistan Parlamentosu'nun 3. dönem parlamento adayı. Ruben Davidyan, Batı Ermenistan Parlamentosu'nun 3. dönem parlamento adayı. Web sayfamızda belirtilen bağlantılardan daha fazla ayrıntıya ulaşabilirsiniz. Batı Ermenistan'ın evlatları. Aram, 4 Ocak 1995'te doğdu. Tıp Üniversitesi Askeri Tıp Fakültesi'nde okudu. Aram, meslek seçimine erken yaşta karar verdi. Doktor olmalı ve dedesinin gözlerini tedavi etmeliydi. Daha sonra biyoloji ve kimya okumaya başladı. 2013 yılında Askeri Tıp Fakültesi'ne kabul edildi. Aram'ın baba tarafından dedesi de doktordu. Aram'ın doktor olmaya karar vermesi aile bireylerini sevindirdi. Temmuz 2019'da askere alındı. Görevi sırasında 6 yıl tıp üniversitesinde eğitim gören Aram, 2 aylık eğitim için Yerevan'a gönderildi. Artsakh'a dönen Aram, amcasına kendisinin de mevzilere çıkacağını bildirdi. Aram, Cırakan 9. Savunma Bölgesi'nde müfreze eğitmeni, ardından sağlık görevlisi olarak görev yaptı ve Eylül ayından itibaren keşif müfrezesinde hizmetine devam etti. 2 Ekim 2020'de bombardıman başladı. Ölenler ve yaralılar vardı, geri çekilme emri çıkarıldı. Tüfek taburu yavaş yavaş geri çekilmeye başladı. Aram yaralılara yardım etmeye devam etti. Aram, 2-3 Ekim 2020 gecesi Cırakan'daki Nüzgar mevzisinden Narinçner mevzisine giderken uçak savar füzesinin saldırısı sonucu şehit düştü. Aynı gün 11 kişilik müfrezeden 5 asker daha şehit düştü. Aram'ın cesedi yandı ancak DNA ile kimliği belirlendi. Gönüllü Boğuz Mırcumyan en son Cırakan mevzisindeki 25 yaşındaki doktorla görüşmüştü. Doktor Aram'ın bulunduğu yere götürüldüklerinde yaralandı. Boğuz'a göre Aram onun hayatını kurtardı, onu bandajladı ve ağrısını dindirdi. Adını alnına yazdığını ve diğer yaralılarla birlikte götürülmesini söylediğini hatırlıyor. Aram, Ardaşatlı doktor Aram olduğunu birkaç kez yüksek sesle tekrarladı. Boğuz, Doğu Ermenistan'a döndükten sonra Aram Stepanyan'ı aradı. Hastanedeki bir sonraki ameliyatından önce Aram'ın doktor arkadaşlarından Aram'ın şehit düştüğü haberini aldı. Stepanyan ailesini arayıp buldu ve onlara kendisini kurtaranın Aram olduğunu söyledi. 29 Ağustos 2021'de Sevan Morgun'dan Stepanyan ailesi aranarak DNA'nın eşleştiği bilgisi verildi. Doktor Aram Stepanyan'ın naaşı 10 ay boyunca Sevan Morgun'da kaldı.
Bu süre zarfında aile Aram'ı arayıp ve esirler arasında aradı. Aile Kızılaç'a başvurdu, 3 kez DNA analizi sundular ancak herhangi bir bilgiye ulaşamadılar. Aram Stepanyan 2 Eylül 2021'de Yerebulur adlı askeri panteona defnedildi. Aram Stepanyan ölümünden sonra Artsakh'ın savaş hizmeti madalyasıyla onurlandırıldı. Batı Ermenistan'daki Ermeniler meselesini incelerken 1914-1920 yıllarında Gürcistan'da yayınlanan çeşitli süreli yayınların makaleleri değerli gerçekler olarak değerlendirilebilir. Gürcü gazeteciler ve publistlerin yazılarında ve mesajlarında Ermeni halkına karşı dayanışma, sempati ve evrensel sempati ifade ediliyor. Ancak yürek ısıtan ifadelerin yanı sıra başka duygular da bulunuyor. Nitekim Kılde dergisi vatanlarından kovulan, evlerinden kaybolan Ermenilerin onların durumunu iyi anladığımıza, onlara yürekten ve ruhen sempati duyduğumuza tamamen yüreğimizle anıyoruz ifadesine yer verdi. Sahalho gazetenin 10 Ocak 1914 sayısında yayınlanan Batı Ermenistan'daki Ermenilerin Hayatı başlıklı makalesinde reform durumunun yine belirsiz olduğunu yazıyor. Osmanlı hükümeti ikili politika izlemeye devam ediyor, bazı illerde isyanların başladığını söylüyorlar. Zaten 1 Şubat'ta Sahalho gazette Ermenilerin parlamento seçimlerine katılmadığını yazıyor. Ermeni partizanlar Osmanlı hükümetinden reform talep ediyor. Ancak bundan sonra müzakerelere devam edeceğiz ve seçimlere katılacağız diyorlar. Bu arada plana karşı Konstantinopolis'teki Osmanlı gazeteleri halkı daha da heyecanlandıran kışkırtıcı yazılar yayınlıyor. Kürtler broşür dağıtıyor ve herkesi silahlanmaya çağırıyor. Sahalho gazette Konstantinopolis'teki kaynaklarının Hristiyan tüccarlara yönelik boykotun güçlendiğini bildirdiğini yazıyor. Hatta Hristiyanların ürünlerinin üzerlerine yağ bile sürülüyorlar. Bu nedenle Rum ve Ermeni tüccarlar Avrupalı fabrika sahipleriyle imzaladıkları sözleşmeleri iptal etmeyi hedeflediler. Onlara göre Osmanlı, Hristiyanların Osmanlı Devleti'nden ayrılmasını istiyor. Konstantinopolis'te Cemal Paşa Bahriye Nazırı olarak atandı. Ermeni Patriği Bayezid Piskoposundan şu bilgiyi aldı. Şehrin birkaç saat uzağında sıcak çatışmalar yaşanıyor. Hükümet müfrezesinde sadece 240 asker var. Kürtler iyi silahlanmış, hatta makineli tüfekleri bile var. Şehirde bir karmaşa hakim. Hristiyan vatandaşlar kiliselere kapatıldı. Bizi kurtar. Hükümet de durumun karmaşıklığını hissediyor. Resmi bir açıklama yaparak Kürtlerin hareketinin hükümete ve Hristiyanlara yönelik olduğunu söyledi. Yazılarda da gördüğümüz gibi Türk hükümeti Batı Ermenistan'da reformları uygulamayı reddetmekle kalmıyor, aynı zamanda devlet düzeyinde Ermeni halkına karşı düşmanlık da ekiyor. Bakü, Artsakh'ın Getavan köyü sakini 71 yaşındaki Madat Babayan'ı sözde Hocalı soykırımına katılmakla suçladı. Bunu Bakü Devlet Güvenlik Servisi'nin 2 Kasım'da yayınladığı mesajdan öğreniyoruz. Madat Babayan'ın Azerbaycan'ın Artsakh'a saldırısı sırasında 19 Eylül 2023'ten bu yana kayıp olduğu düşünülüyordu. Madat Babayan 9 Ekim'de Doğu Ermenistan'daki yakınlarıyla temasa geçerek Bakü'de olduğunu bildirdi. Bakü Devlet Güvenlik Servisi kendisinin suçunu kabul ettiğini ve yaşananlarla ilgili ayrıntılı bilgi verdiğini ekliyor. Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi'nin Doğu Ermenistan'ın taahhüt ve yükümlülüklerinin izlenmesine ilişkin eş raportörleri Finlandiya'dan Kimmo Kiljunen ve İsveç'ten Boriana Aberg, 6-8 Kasım tarihleri arasında bir inceleme ziyareti için Doğu Ermenistan'a gelecek. Bay Kiljunen ve Bayan Aberg, Yerevan'da Başbakan, Adalet ve İçişleri Bakanlarının yanı sıra parlamentodaki grupların liderleri veya temsilcileriyle görüşecek. Anayasa Mahkemesi Başkanı ve yargı makamlarının temsilcileri,
Yolsuzluğu Önleme Komisyonu, Merkezi Seçim Komisyonu ve Ulusal Televizyon ve Radyo Komisyonu ile görüşmeler yapılması da planlanıyor. Ortak raportörler aynı zamanda yerel sahada gidecek ve burada yerel yetkililerin temsilcileriyle ve Artsakh'tan yakın zamanda yerlerinden edinmiş mültecilerle görüşecekler. Doğu Ermenistan eski Adalet Bakanı Gevorg Danielyan şunu yazdı. Açıkça hukuka aykırı bir şekilde Azerbaycanlılara devredilmeye çalışılan sözde bölgeler askeri açıdan kilit önem taşıyor. En azından bu aşamada insanlara ev sahipliği yapmak için değil, askeri üsler sağlamak için bunlara ihtiyaç var. Ya da insanlar şimdi yaşamıyorsa neden onlara ihtiyaç duyuyorlar? Devletin toprakları yalnızca popüler bilimsel ansiklopediler ve diğer doktrinsel veya amatör kaynaklar tarafından değil, aynı zamanda normatif hukuki belgelerle de belirlenmektedir ve onlara göre bunlar ancak belirli ölçümlerden sonra ancak eşdeğer bir alan karşılığında devredilebilirler. Ancak o dönemde bunlar yapılmadığı için konunun artık herhangi bir hukuki dayanağı kalmamıştır. Ermeni Mimarisini Araştırma Vakfı Müdür Yardımcısı Rafik Ortoşan, 168 TV'nin Review adlı programında şunları söyledi. Bakü'nün Ermeni anıtlarını yok etme politikası yeni değil. Bu politika Bakü ordusunun girdiği her yerde var. 1994 yılından bu yana Kuzey Artsakh ve Nahçıvan'da 44 gün süren savaşın ardından Hadrut, Karvacar ve Bakü'nün kontrolüne giren tüm bölgelerde bunlara tanık oluyoruz. Rafik Ortoşan'a göre Ermeni tarafı Bakü'nün Artsakh'ta Ermeni kültürünü yok etme sürecini geçici olarak yavaşlatmak için tüm fırsat ve araçları kullanmalıdır. Bunun da birkaç yolu var. Askeri yol yoksa diplomatik ve adli yollara başvurulması gerekiyor. Pek çok anıtın diplomatik olarak korunduğu İran İslam Cumhuriyeti'ni örnek verdi. Yani Doğu Ermenistan'ın İran İslam Cumhuriyeti ile diplomatik ilişkileri olduğu için bu anıtlar korunuyor. Diplomatik bir yol yoksa geriye Ermeni tarafının 45 yıldır araştırdığı gerçeklerin bulunduğu uluslararası mahkeme sürecini başlatmak kalıyor. Rafik Ortoşan ellerinde mahkemeye gidecek kadar yeterli delil bulunduğunu kaydetti. 45 yıldır sadece Artsakh'tan değil diasporadan da materyaller toplanıyor. Anıt bilimci Samvel Garabetyan 1978 yılında Artsakh'ta çalışmaya başladı. Zamanında merhum Samvel Garabetyan bir keresinde şöyle demişti. Güneşin altında var olduğun yer için mücadele etmezsen, dolayısıyla sen varlığını sürüklüyor olursun. Gazetecinin Ermeni milleti bugün varlığını sürüklüyor mu sorusuna Rafik Ortoşan, varlığımızı sürüklemeye hakkımız yok. Varlığımızı sürüklüyorsak yokuz demektir. Yenilgiler geçici olmalı. Çalışmalıyız, durumu değiştirmek ancak çalışmakla mümkündür yanıtını verdi. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Robert Amirhanyan tarafından seslendirilen Ermeni şarkısı Yerazim Yergir Hayreni adlı eseri sunuyoruz. Yerazim Yergir Hayreni Hokser'e çat uysatmet Artva bun yerdir İmba pernenkes ahel İmek parknenkes şahel Konnen vortik nim cahel Hayreni yerdir Yok bursa hayastane Asen ketim Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.